Merhabalar, ben Doktor Evren Işık, üroloji ve androloji uzmanıyım. Bugünkü videomuzun konusu, kendini cinsel anlamda normal kabul eden erkekler acaba gerçekten normal mi? Şimdi uzun yıllardır gördüğüm, takip ettiğim, tedavilerini yaptığım hastalarımın bazı izlemlerinden size bahsedeyim bu soruya cevap verirken. Şimdi bazen erkek hastalarım şöyle geliyorlar. Diyorlar ki doktor bey benim bazı problemlerim var. Ama ben artık kendimi erkek arkadaşlarımın yanında bir sohbette, bir yemek ortamında, farklı platformlarda normalim, iyiyim, güçlüyüm diye anlatmaktan sıkıldım diyor. Yani yalan söylemekten sıkıldım diyor. Ve ben normal olmadığımı fark ettim, size geldim diyor. Aslında bu örnek çok güzel bir örnek. Çünkü eksikliklerinin, farklılıklarının farkına varmış ve artık arkadaş ortamında da hiçbir yerde yalan söylemek istemeyen, kendini bulmuş, tedavisini olmak isteyen bir danışan diyebilirim. Çok iyi bir örnek bu. Ama esas bizim problemimiz şu, kendini sürekli normal zanneden ama gerçekte aslında organik bir problemi olan, yetersizliği, yetmezliği olan, bir partnerle beraber olduğu zaman hem kendince mutsuzluk yaşayan hem de partnerine mutsuzluk yaşatan erkekler. Burada erkeklerde bir farkındalık yaratmamız gerekiyor. Şimdi her şey %100 muhteşem olmuyor erkeğin cinsel hayatında. Bir kere organın anatomisi, penisin anatomisi, işleyiş şekli, testislerin dönem dönem çalışıp dönem dönem çalışmama alışkanlığı bunu gerektiriyor. Yani erkeğin her zaman normal olması gibi bir şey, sistem gerçekten çok zor. Erkeklerin şunu kabul etmesi lazım. Dönem dönem eksiklikler, yetersizlikler olabilir. Normal olduğu zaman tabii ki bu güzel bir şey, cinsel hayatını iyi bir şekilde sürdürüyor. Ama anormal olduğu zaman da bunu normalmiş gibi algılamaması lazım. Yetersizliklerini, eksikliklerini fark edip, hatta bir yere not edip, tekrar tekrar benzer sıkıntıları yaşıyorsa, o not defterindeki aldığı şeyler, yazılar gittikçe artıyorsa, o zaman demeli ki, ya benim bir androlojik problemim olabilir, ben gideyim bir şekilde tedavimi olayım. O nedenle normal zanneden erkekler gerçekten normal mi sorusunun cevabı hayır. Her erkekte zaman zaman cinsel problemler ortaya çıkabilir. Daha önce yapılmış olan geniş hasta serilerinde anket çalışmaları var. Mesela işte 18 ile 65 yaş aralığında cinsel aktif dönemdeki erkeklere soruyorlar. Hayatınızın bir döneminde sertleşme problemi yaşadınız mı? Cinsel bir performans sıkıntısı yaşadınız mı? Neredeyse %70'e yakını bu soruya evet cevabını veriyor. O zaman en başta konuştuğumuz konu, yani erkekler normal hisseden erkekler normal mi? Hayır. Demek ki arada problemler olabiliyor. Burada bence kadınlara da görev düşüyor. Özellikle partnerlere de görev düşüyor. İlişkiye girdikleri erkeklerin performansını değerlendirebilirler. Eksiklikleri olduğu zaman bunu düzgün bir dille söyleyebilirler. Eğer bu eksiklik, problem sürekli her ilişkide hatta devam ediyorsa, sonuç olarak çünkü kadına da yansıyor bu problem. Erkeklerle paylaşabilirler. Doktor arayışına girebilirler. Hatta bunun da birçok örneği var. Bazen çiftler geldiği zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyorum ben. Kadınlar diyor ki, doktor bey sizi eşim için ben araştırdım, buldum. Eşimin bazı problemleri olduğunu düşünüyorum. Kendisi normal olduğunu iddia etse bile bana göre bazı problemleri var. Bu bizim ilişkimize yansıyor ve sizi ben araştırdım. Tedavi olmasını istiyorum diyor. Bu da çok güzel bir yaklaşım. O yüzden normal bildiğimiz erkekler her zaman normal olmayabiliyor. Sizler de cinsel problemlerinizle yüzleşmeyi, eksikliklerinizle yüzleşmeyi artık kabul etmelisiniz, farkında olmalısınız. Bu bir de süren hale geldiyse, sürekli bazı cinsel problemler yaşıyorsanız, bu erken boşalma olabilir, sertleşme problemi olabilir, karşınızdaki kişide de bir tatminsizliğe sebep oluyorsa, o zaman mutlaka bizlere gelmelisiniz. Çünkü bizler anormali tespit edip bu işi normalleştirmek için çalışıyoruz. Bu tarz benzer problemleriniz varsa bir androloji uzmanına başvurmaktan kesinlikle kaçınmayın.